yepyeni bir video ile karşınızdayım. Yine kendimize eziyet ettiğimiz... Eğer YouTuber bir arkadaş bu videoyu izliyorsa lütfen benimle arkadaş olabilir mi? Dilara. Bugün ne yapacağız, artık konumuza geçelim. Nutella sürüyorsunuz, jelibonlarınızı koyuyorsunuz. Anlarsınız ya. Bir şey olsun be. Kaçıncıydı? 6 mı? Hazır mısın? Hazırım. Herkese merhabalar arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım ve tabii ki yanımda Dilara Kurtulmuş var. Çünkü Dilara Kurtulmuş'tan başka arkadaşım yok. Çünkü Dilara Kurtulmuş'tan başka kimseye video çekmek istemiyorum. Öyle olsaydı mutsuz olur muydun, benden başka hiçbir arkadaşın olmasaydı, Aleyna olmasaydı? Aleyna. Kork benden kızım. Rakipler belirlenmedi. Aleyna! Yok be, sevdim oyunu. Dilara. Yani sevdim. Sadece tek kıskandığım için. Dilara bizim yazlığa geldi de arkadaşlarıma herhalde böyle bir... Yemin ediyorum öyle bir şey yok. Sadece Aleyna'nın orada boyunu kıskandım. Aleyna'nın boyu uzun. Aleyna'ya sevgilerimizi gönderiyoruz. Öpüyorum. Evet, eğer YouTuber bir arkadaş bu videoyu izliyorsa lütfen benimle arkadaş olabilir mi? Çünkü ben video çekemiyorum başka kimseyle. Pardon ama bana yazın ya. Et Dilara Kurt LMS. Instagram hesabım. Benim direkt. Hayır, şöyle bir problem var. Şimdi bir sürü insanın arkadaşı olabilir ama herkesle video çekesi gelmiyor yani. Enerji gelmiyor tutmuyor. En azından. Enerji tutmuyor. Frekan. Çok kötü bir frekans esprisi yaptı. Frekansınız tutuyor dedi. Sonra 99.5 dedi. Ben baktım. Sonra anlarsınız ya. Bir şey olsun be. Dıt. Bugün ne yapacağız, artık konumuza geçelim. Yapacak bir şey yok yani, elimizde Dilara var. Yetinmeyi bileceksin. Allah verdi bu kadar. Bugün herkesin sevdiği, birçok kişinin yemekten keyif aldığı ama aslında pek güzel olmayan değişik yiyecek kombinasyonlarını deneyeceğiz. Bayağı bir araştırdım. İnsanlar gerçekten bu kombinasyonları nasıl seviyorlar hiç de fikrim yok. Ama bunlar böyle birçok kişinin yediği şeyler. Hazır mısın? Hazırım. Şurayı gördükçe daha çok midem bulanıyor. Ben de hazırım. Hadi ilk kombinasyonları getiriyorum. Getir. İlk kombinasyonumuz görmüş olduğunuz minik pizzacıkların üzerinde muz. Bunu normal pizzayla da yiyip seven varmış. Yani şöyle söyleyeyim, ben genel olarak tatlı ve tuzluyu karıştırmayı seven bir insanım. Bu yüzden ben seveceğimi düşünüyorum. Yani çok iğrenç olmadığı sürece tatlı tuzlu karıştırmayı severim. Mesela ben pilav yiyeceksem pilavın yanında muz yerim. Yani yemek iğrenç ister. Misin ya? Bir yandan meyve de yerim yemeğin yanında, ne var bunda? Abi bu kızın var ya, midesizliği beni... Neden olmasın? Abi zeytin, muz, ekmek. Neden olmasın? Yemem ben ya. İğrençsin. Bak yemin ediyorum sana. Gayet iyiyim. İğrençsin. Gayet iyiyim. Deneyin. İkiye geçiyorum. Evet, ikinci kombinasyonumuzla geldim. Yine bir pizza. Ortadan ikiye böldük ziyan olmasın diye. Üzerinde jelibonlar var ve Nutella var. Yani pizzayı alıyorsunuz, Nutella sürüyorsunuz, jelibonlarınızı koyuyorsunuz. Şimdi bu biraz soru işareti. Çünkü bu normal pizza hamurunun üstüne olsa waffle gibi bir şey yani zaten. Ya zaten öyle de. Bunu pizzanın... Bir de bunu bonibonla yapıyorlar. Ben bonibon bulamadım diye alamadım. İçinde o pizzanın içinde şu an kaşar var, sucuk var, sosis var, zeytin var, mısır var. Soğan bile görüyorum yani. Sen bunu da beğenirsin. Midesizsin çünkü. Zeynep tam bir midesiz. Beğenmedin mi? Ben yemesem o zaman kötüsü. Bir de jelibonlu kısmından yiyeceğim. Dürüst bir insan olduğum için. Çok koca. Hayırlısılar. Oraya böyle devam ediyorum. Bu çok gerçekten. Ya kim bunu yiyorsa hiçbir anlam veremedim yani şu an. Şimdi üçüncü kombinasyonumuza devam ediyoruz. Oreo ve içerisinde kornişon turşusu. Bunu da nasıl insanlar seviyor anlamadım. Ya ayranla çikolatayı seven bir insan bunu da sever. Ben seviyorum. Ayranla çikolatayı kim seviyor? Ben. Abi ayranla çikolata yemezsin ya. Ayranla çikolata yenir mi? Bir saniye. Çok özür dilerim. Bekle beni. Burada bekle. Yapma, gidip alma hiçbir şey. Ne yapıyor? Abart, o kadar da değil. Nutella kaşığı vereyim sana. Al. Bu kaşıkla sadece Nutella kondu. Abi. Abi şaka mı yapıyorsunuz? Niye yanında ayranla taşıyorsun? Şurada gördün mü? Sana yemin ederim mükemmel. Teşekkür ederim ben. Bak lütfen benim için bir kere tat. Bak ayranı şu tersine acım. Zeynep ama dürüst ol. Bak önce şov hangisi? Yapma tamam. Önce hangisi? İlk önce ayran. Beğendin. Beğenmedim abi. Sen o zaman tam bir zevksizsin. Beğenmedim ya. Ayran ve çikolata ikilisini beğenmeyen şu hayattaki en zevksiz insandır abi. Bu kadar da net söylüyorum. Bu kadar da net söylüyorum. Oraya ve turşu ikilisine mükemmel bir ikili bence. Daha çok inanmıyorum. Bu kadar kötü değil.
Kötü hani değil. Ayran ve Nutella kadar kötü değil ama... Saçmalama, bu da güzel. Ben ki tatlı tuzlu karışımı sevmem, bu olmadı yani. Güzel ama. Ben bunu da çok beğenemedim. Bir ara sevdim. Güzel. Bak o zaman bir insan tatlı tuzlu karışımı seviyor, bir insan da tuzlu... İkisi de aynı şey çıkıyor. Ekşi tuzluyu seviyor o zaman. Aynen kardeşim. 4 numaralı kombinasyona geldi sıra. Bu bence gerçekten en başarılısı arkadaşlar. Cheese'i arasında Nutella. Anlatıyorsun. Anlatıyorsun. Klara direkt. Cheese arası Nutella. Bence müthiş. Güzel. Çok iyi. Güzel mi? Aa, bakışa bak. Beni seviyorsan oraya bu turşu karışımını yersin. Müthiş müthiş. Yersin. Bir şey diyeyim mi? Bu çok iyi. Hakikaten çok iyi. Bunu değil, bunu değil. Turşuyla olur. Ama Oreo turşu güzel değil ki, bu güzel. Gayet iyi. Gayet iyi. Bunu yapın arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel. Ben sana abur cubur... Çok güzel. Bir şey söyleyebilir miyim? Yapma bak Dilara. 5. kombinasyonumuz ile karşınızdayım arkadaşlar. Abi çok kötü ya. Biraz şurası taşırken kaydım. Cheddar, üzerine ketçap, üzerine turşu. Rulo yap ye. Ye. Çok kötü. Bak, çok kötü. Ketçap zaten hiç seven bir insan değilim. Zevksiz. Seni gidi zevksiz. Aa, yutucan ama. Burası öyle. Ben söyledim. Sıkıntı yok ki. Ketçap be bu. Ay Mustafa böyle bakıyor bak. İğrenç. Mustafa bunları şey yapsaydı yani şey gelmez. Fena değil. Bir defa burada her şey tuzlu arkadaşlar. Cheddar tuzlu, ketçap tuzlu, turşu tuzlu. Çok kötü. Hiç de kötü değildi. Çok kötü. Trim 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 trim. Kaçıncıydı? 6 mı? 6. kombinasyonumuz çok basic bu da ya. Çok net yani. Güzel. Ekmek, Nutella, cheddar. Cheddar keşke eriseymiş. Tost makinesi ya. Dilara. Ama kapalıydı. Abi çok kötü. Ben daha fazla yemek istemiyorum. Yeme ama çok güzel. Yani cheddar'ı, ben cheddar çok seven bir insan değilim. Ben cheddar çok severim. Bence bu ikili net gider, değil mi? Yani, yani. Güzel güzel. Devam. Yediklerim bana bir geğirme isteği uyandırıyor şu an. O ne? O çok kötü. Yine bir sandviç ile devam çok ediyoruz. Kötü. Yediklerin sende ne isteği uyandırıyor? Geğirme. Birazdan da kusma isteği uyandıracak. Geliyor. Bir sandviçimiz var. Sandviçimizin içerisini açalım. Oh my god. Çok indirme, kötü. Ketçap, muz. Şaka yapmıyorum. Bunları uydurmadım. Bunları seven insanlar var. Kombinasyon buydu. Ekmek, hindi füme, muz, ketçap. Hadi bakalım. Ben çok kötü olacağını düşünmüyorum. Muzlu ben, kısmından ısır. Ben çok kötü olacağını düşünüyorum. Tamam. Çok sefer. Ben onu yemek istemiyorum ya. Daha da kötü. Sayı sayamıyorum artık. 7 ve son mu lütfen? 7 ve son. Allah'ım şükürler olsun. Bu arada bunun, yani aslında ben bunu yiyebilirim ama içerisindeki reçeller emin değilim. Şu an arkadaşlar hindi füminin içerisine reçel koyduk. Normalde hani bunun ekmekli versiyonu da yapabilirdik ama daha fazla ekmek kullanmak istemedim. Direkt hindi füme içerisine reçel. Ben hindi fümeyle Nutella yiyorum. Bu arada ekmeksiz yiyorum. Yemişlerdi normalde insanlar bunu yiyenler. Ben Nutella ile hindi füme yiyorum ama bu hindi fümenin tadı hiç güzel değil. Hangi marka aldığımı bilmiyorum ama. Düt. Söyleme be. Abi reçel de güzel değil. Hiçbir şey güzel değil. Bu hindi füme bozuk olma ihtimali. Tadı kötü. Gerçekten hindi, normal hindi füme böyle olmaz. Ben hindi füme seviyorum. Kur'an çarpsın hindi fümeden soğudum ya. Ben de severim bu arada normalde. Çok kötü değil mi ama tadı? Yani gerçekten tadı kötü. Bu arada yorum yapıyorum. İçerisi yani hindi füme bir garip geldi bana da. İçerisindeki reçel börtler reçeli. Börtler reçeli, ay çok pardon. Yok, ben kafam falan da uçtu şimdi evet, çünkü ben yiyeceklerden şu dolayı. Yani börtlenme de olmamış. Normalde ben aslında herhangi bir salam çeşidiyle reçeli uygun bulabilirdim. Çok kötü ya. Olmadı. Hiç favorin güzel. Ne? Favorim Oreo turşu. Ayran çikolata o zaten favori değil, o benim aşklarım yani. Ben neyi tavsiye ediyorum? Ben cheese'i, Nutella'yı tavsiye ediyorum. Bu arada cheddar, ketçap, turşu da... Turşu? Turşu da... Yani şöyle bir tostun içerisine mesela cheddar, ketçap, bir de turşu koyup yapsan mis olur bence. Onu da tavsiye ediyorum. Zevksizsin ya. Bundakileri böyle bayılı bayılı anlatma benim sinirimi bozdu. Neden? Oraya oturuş en güzeli. Bence.
O zaman bu videodan bir tane daha çekelim. O zaman da farklı kombinasyonlar deneyelim. Biraz araştıralım. Bence siz şimdi yorum kısımlarına yapmamızı istediğiniz kombinasyonları yorum olarak bırakın. Biz de bir dahaki videoda sizin seçmenizi... Kaç tane tanıdık oldu? Anladınız mı bence? Ben anladım. Siz yorumlara aklınızdaki, kendi sevdiğiniz, çevrenizdeki insanların sevdiği değişik yemek kombinasyonlarını yazıyorsunuz. Biz böyle daha çok çabuk hazırlanabilecek hazır gıdalardan yaptık bu kombinasyonları ama böyle bir tık daha zor şeyler de yazabilirsiniz. Belki yaparız burada. Ama mesela hani şu kombinasyon derken tahinli pekmez falan yazmayın. Aynen aynen. Daha böyle hani herkesin sevmediği ama sizin sevdiğiniz şeyler. Yazın bir de öyle çekelim. Bir şey soracağım. Elma ile tuzu seviyor musun? Ama sıkıntı etmem o kadar. Cidden zevksiz. Dilara burada zevksizliğinin ispatını Nutella ayranla ispatladın ya. Lütfen herkes aşağı Nutella ayranın nasıl mükemmel bir ikili olduğunu yazabilirim. Hatta Nutella değil, onu geçiyorum. Ülker çikolatalı gofretle ayran. Lütfen yazın aşağı. Mükemmel yani diye görsün. Yani süt falan desen anlayacağım ama ayran... Süt ne iğrenç, ayran mükemmel. Neyse. Ben kendimi övünüyorum. Yine kendimize eziyet ettiğimiz yine... Yemeklerle içli dışlı olduğumuz bir video oldu. Video gerçekten. Bu arada bir şey diyeyim mi? Arkadaş bulayım diyorum da bu videoları herkese çektiremem ben. Ya sen var ya yat kalk bana şükür et. De ki şükürler olsun Allah'ım Dilara kurtulmuşa. Şükürler olsun Allah'ım Dilara kurtulmuş. Ne demek canım. Evet umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyoruz. Gerçekten okuyacağım. Hepsini ekran görüntüsü alacağım ve bir sonraki videoya Dilara'yı ve kendimi hazırlayacağım. Hatta isimlerinizi söyleyeceğiz kim söylemiş diye. Çok mantıklı. Mesela işte Sedat'ın önerisi... Şu falan filan. Ha, tamam. Süper fikir. Yapıyor mu sporu ya? O zaman kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.